Bize biraz Ankara'da sergilenecek olan Siyah Özgürlük adlı enstalasyon çalışmanızdan bahsedebilir misiniz? Evet, çok farklı anlamda Türkiye'de ilkleri kapsıyor aslında bu enstalasyon. Bir kere ilk defa bir solo sergi olarak tek başına bir ses enstalasyonu. Türkiye'de ilk, genellikle sesler başka işlerin içinde kullanılmıştır Türkiye'de, ama bir tek olarak bir ses enstalasyonu solo sergisi olarak bir ilk, o bakımdan çok heyecan verici. Bir de Ambisonic B format denen bir formatta sunulacak ses. Tamam, mekan içinde 16 tane hoparlörün olduğu ve tamamıyla küresel bir boyut. Yani çok daha surround'un, 5.1 surround'un, yani sinemalarda duyduğumuz surround'un çok daha kapsamlısı en kaba anlamıyla diyebiliriz. Geçmişinden projenin başlama noktasını anlatabilirim. Benim özellikle hazırlanmış piyanolar, yani prepared piano dediğimiz piyano işleriyle ilgili çok fazla çalışmam var, çok fazla ilgim vardı. Ve Melih Fereli ile Arter'de görüşürken böyle bir projeden bahsettim. Yani hazırlanmış piyanonun sesleriyle bir ses enstalasyonu yaratılabilir mi? Mekanda nasıl bir şey yapılabilir üzerine? Daha sonra kendisi kendi koleksiyonlarında olan George Machunas'ın Piano Piece eserinde. Bu eserde de beyaz tuşlar, yani upright bir piyano, duvar piyanosu, beyaz tuşları tamamıyla çivilenmiş durumda. Yani çalmanız mümkün değil. Eser zaten kendi başına çok etkileyici. Kendisi zaten Fluxus Movement'ın en önemli başlatıcılarından, en önemli sanatçılarından birisi. Bu eser üzerine bu piyano eserini kurmak, bu ses enstalasyonunu yapmak nasıl olabilir diye konuştuk. Kendisi böyle bir fikirle geldi. Ve daha sonra o piyanonun, yani beyaz tuşları tamamıyla çivilenmiş olan piyanonun diğer tellerinden, diğer tellerini kaydederek, diğer siyah tuşlarını kaydederek bir büyük bir ses enstalasyonu çıktı. 35 tane siyah tuş var. 4 gün sürdü bütün kayıt aşaması. Babacım stüdyolarında kaydettik. Ve 35 telin bir ses evrenini, her telin sanki kendi hikayesi varmış, her siyah tuşun kendi hikayesi varmış şeklinde oluşturdu eseri ve 10 dakikalık bir ses enstalasyonu projesi çıktı oradan. Kafamdaki şey aslında zaten eserin kendisi çok düşündüğümüz zaman, beyaz tuşların çivilenmesi çok bir söylemi olan, aslında çok da agresif de bir söylemi olan, zaten kendilerinin o Fluxus Movement'ın başka, o dönemde yapılmış başka işleri de var. Hatta televizyon için çekilmiş bazı işleri bile var. Yani 4-5 kişinin bir duvar piyanosu tamamıyla neredeyse yok ettikleri işleri de var. Yani performance art, arta yakın olan işleri de var. Çünkü onlar için, yani piyano bildiğimiz gibi çok şeyi de, burjuvaziyi de simgeliyor olabilir. Bir tamamıyla Batı müziği geleneğini de simgeliyor aslında. Onları bir şekilde yok etme ya da müdahale etme, yok etme demese bile müdahale etme mantığı var. O anlamda da benim telleri sadece çalmak değil, yoksa tuşları herkes çalabilir ama o tellere bir müdahale etmem. Nasıl müdahale edebilirim? Yani plakalarla sürttüğünüz zaman o tele bambaşka bir şey çıkıyor. İki tel arasında silgi sıkıştırıp, bildiğimiz anlamda silgi sıkıştırıp çaldığınız zaman tuşları bambaşka sesler çıkıyor. Yani o mekanikten, o büyük mekanik yapıda çok farklı tınılar çıktı ve eser de çok yumuşak başlayıp tamamıyla bir crescendo ve bir noise'a doğru gidiyor. Neredeyse hani Japon noise müzik artistlerinin yaptığı işlere benzeyen tamamıyla bir kaos. Yani evrenin kaosunu da bir nevi aslında anlatmış oluyor eser o anlamda.